Sakaryalı emekli vatandaşlara sizce seyyanen emekliye zam yapılır mı? Yapılırsa ne kadar olur diye sorduk. Çok yeterli. Biz milyarlar kurarız ondan. Evler alırız, saraylar alırız. Onlar da rahat eder. 2000 lirayla ne alıyorsun? Bir pazara gidiyorsun, 2000 liranın bir pazar çantasını doldurup gelemiyorsun. Yani bu kadar halkta emekliyle dalga geçmek pes yani, pes. Perişan halimiz, herkesin perişan. Yani şu insanlara bak, oturmuş bir bardak çay bile alamayan hiç. Pazara gidip de öğlenden sonra yemin ederim 3 tane komşu var. Pazarın altındaki çürükleri toplayıp da gidiyor. Bu halka, bu millete, emekliye devlet 100 milyar maaş verse yine doymaz. Tabii yetmez gene. Yine yetmez. Ama yattığın yorganına göre bacağı uzatacak. Pazara gidip en iyisini almayacak. Biraz idare yolsunu al. 10 kilo alacaksan 5 kilo al. Bugünkü CHP'nin başındaki geliyor erken seçim diye ne vaadi var? Arkasındaki kim? Bana bunu söyle. Tek başına gelsin, başımın üstünde yeri var. Teröristler oyu alacak, hükümet olacak. Yarın diyecek, ben bunu kullanacağım. Anladın mı? Eğer bu Türk halkı yaşamayı istiyorsa, bu şekilde yaşayacak. Yaşamayı istemiyorsa, 10 milyar maaşı, 12 milyar maaşı 3 taksitte alacağız. Ben doğuma büyüme Giresunluyum. Burada 50 senedir buradayım. Anladın mı? Bu millet bunu arayacak. Başka hiçbir şey demiyorum. Sen neyi savunsan sor. Ben buna başka bir şey bilmem. Fakat ben karı koca emekli olduğumuz halde, evimde olduğum halde inanın bana zor geçiniyor canım. Zor geçinme demeyen aldım maaş bir bakıyorsun ay başı varmadan bitiyor. Şimdi diğer arkadaşlara ben emekli arkadaşlar az diyorum ben. Gerçekten şey yapıyorum. Evleri yok. Kiralar almış şu anda en Sakarya'da en ucuz kira 17-18 bin lira 20 bin lira kadar çıktı. Kızım öğretmen İstanbul'da pardon. Çocuk 25 bin lira kira ödüyor. Bir emeklileri ne yapacak yani? Bu gerçekten zor bir durumdayız. Özür dilerim ben şimdi doğulu olduğum için kıtlama şekeriyle ben çay içiyordum. Şekeri bıraktım. Gün kurusu kayısıyla çay içiyordum. O zaman 30 liraya en pahalısı 25'i aldım. Gün kurusu kayısı şu anda olmuş 500 lira, 350 lira en kötüsü. Yani gerçekten bu şartlarda insanların geçinmesi çok zor. İnşallah aklı selim insanlar bunları görürler. Şimdi yeterli bir oran olması için bunun %24.73 değil, ikiye katlasak yine az. Bir ekmek 200 grama düşmüş. 10 lira. Hani normalde eve 3 ekmek aldığımızda yeterli geliyordu. Şu anda 4 ekmeğe çıktı gramajı düştüğünden dolayı. Ve sadece ekmeği karşıladıktan sonra 300 lira peynirin kilosu. 200-250 lira zeytinin kilosu. Birer kilo almış olsan zaten senin verdikleri zam mı aldı gitti. Elektriği suyu neyle karşılayacak? Reisimizin bir sözü vardır. İtibardan tasarruf olmaz. İtibardan tasarruf olur. Yılda 1 milyon lira sarayın gideri varsa itibardan tasarruf olur. Diyanet İşleri Başkanı 50 defa hacca gitmiş. Bu sene gitmesinin ne amacı vardı 40 kişiyle 7 yıldızlı otelde? İtibardan tasarruf olur. Bunlar itibar bile değil. Bunlar fazla masraflar. 2 yıl milletvekilliği yapacak adam 2 yıl sonra 2 tane maaşa devam edecek. Bu itibardan masraf demektir. Tasarruf değil. İtibardan tasarruf dediğiniz şey nedir ya? Bunlar fuzuli masraflar. Bunları bir temizleyin. Vatandaş zaten tasarruf yapıyor. Yani yapıyor değil, mecburen yapıyor. Bizim üstümüze başımıza lazım değil. Gezmeyi zaten düşünmüyoruz zaten. Ben 5-6 yıldır deniz diye piknik diye bir şey görmedim. Bizim piknik burası. Çarşı tamam bitti olay. Orada da 5 liraya nerede çay içebiliyorsak onu takip etmemiz lazım. 10 liraya çay içersek yandık. Emekli bir insan 10 liraya çay içerse 30 günde 300 lira yapar. Bunu hesap ediyoruz yani. Hesap etmek zorundayız. Bunlar itibardan tasarruf. Sizler de yapın. Yöneticiler sizler de itibardan tasarruf yapın ki Türkiye'mizi bir an önce girmiş olduğu sıkıntıdan kurtaralım. Hep birlikte. 2000 lira, 10 bin lira ne olur? 10 bin lira ne alırsın? Hiçbir şey alamaz. Onlar dediğim gibi kendilerini düşünüyorlar. Kendileri alıyorlar 15-20 lira zam, öbürlerine veriyorlar 2 lira. Ben de kamuda emekliyim ben. Benim şimdi çıkanlar en az 25-30-35 arası para alıyor. Ben 16 lira alıyorum. Yarı yarıya. Niye? Oradan belli zaten düşürdüğü paraları. Yani enflasyon oradan belli oldu yani. Peki 2000 liralık zamlı kök maaşı 8000 lira olanlara yapılacaklar. Sizce bu haksızlık olur mu? Olur. Niye bize gelmesi? Biz de yüksek ödedik parayı. Biraz da düşürecekler. Bize de gelmesi lazım para. Hepsine, herkese. Ben öyle diyorum yani. Bize çok geliyor. 10 bin lira maaş bize çok geliyor. Yarısını onlara göre. Onlar yetmiyor çünkü onlara. Yiye sata Türkiye'yi. Gidile. Şimdi bizimkilerin de aşağıda. Biz elimizi sıkı sıkı şimdi elimizden sıkıyoruz.
Mümkün mü yani 10 bin lira paradan sen geçinmek mümkün mü? O şey, Adabadan içinde 10 bin lira aşağı kira var mı? Nasıl geçinecek bu insan? Ne yiyecek? Tamam belki ben iyi olabilirim. Ama karşılık bu komşunun iyi değil. Ne yapacağım? Biliyor. 2 bin lira para verecekmiş de şey yapacakmış. 2 bin lira para niye yetiyor? Ama bizim hakkımız hak etti bunu. Biz hepimiz hak ettik. Bunu seçimde oy verirken düşüneceksin. Adam ne dedi geçen gün televizyonda? Altın değerinde dedi, 4 senemiz var dedi. Seçime dedi. Altın değerinde 4 senesi var. Tabii 4 sene daha yiyecek içecek. Yandaşlarına yürüyecek. 3 yerden 4 yerden maaş alıyorlar. Yetmiyor. Biz 10 bin liradan idare edeceğiz. İdare edin. Seyyanen yapacağı ötekileri en az alanlara yapacak. Bize vereceği zaten gene sadaka verecek. Başka bir şey değil. %25 nedir yani? Onu da verirlerse tabii. Bugün toplantıları vardı. Her şeyi yetiştiriyorlar ama emeklilere geldi mi hiç yetişmek yok. Hep geride kalıyor. Bir de fitesi attırın şöyle 4'e 5'e ya. Şöyle güzelce gene gitsin. Yok arkadaş. Bizim şansımız herhalde. Şimdi yani hakiki bir emekliye yeterli değil ama bazılarına da yeterli. Niye? Mesela hiçbir şey prim ödemeden emekli olanlar var. Onlara 8 bin lira değil 3-4 bin lira vermesi lazım devletin. Yani hani bir laf vardır bizde siz bilir misiniz bilmem. Ne kadar ekmek o kadar köfte derler. Anladın mı? Efendim sen ne prim ödedin ki? Yani ben ne ödedim ki ne istiyorum desin insanlar. Aflan emekli olanlar. Devlet affetti, kötülük yaptı yani. 10-15 bin lira verdiler, devleti soydular. 10-15 bin lira verdiler, emekli oldular. En çok bağıranlar da, küfredenler de bunlar yani. Bu büyük bir ahlaksızlık yani. Hükümet ne yaptı geçen sene? Biz 7,5 alıyorduk, onlar 2,5 alıyordu. O ödemeyenler. Efendim, bunlar çok düşük kaldı dedi. Bir %100 zam yaptı, 5 oldu. Bizimki gene yerinde duruyor. Yine dedi paranın değeri düştü. Bir zam daha yapalım, onları da 7,5 yaptı. Bizimle aynı para oldu. Efendim, yani haksızlık yani. Bunlar bir şey ödemedi. Bunlara 3-5 bin lira maaş verin yani. Hak eden alsın. Ödeyen alsın yani. Bu devlet ne bileyim sokaktan toplamıyor ki. Devletin de bir bütçesi var yani.